Merhaba sevgili dostlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türkiye'nin ilk çeliklik büyümesi olan %4.5'luk oranı inceleyeceğiz. İncelemeden önce ben biraz Mahfi Hoca'nın yazılarını okudum ve sizlere de ben bu blogu takip etmenizi öneririm. Sürekli güzel yazılar yazıyor. Ben burada bazen arkadaşlardan mesaj alıyorum böyle. Yani her denileni anlamıyoruz. Hani elimizden geldiğince nasıl öğrenebiliriz diye. Ben de bugün böyle bir video çekmek istedim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Biz burada okuyacağız. Ben kritik olan yerleri, anlaşılamayacak olan yerlerde açıklamaya çalışacağım elimden geldiğince ve sizleri daha iyi nasıl aktarabilirim onun hesaplarını yapacağız burada beraber. Şimdi bakalım arkadaşlar ilk olarak ne demiş Mahfi hocamız? Şimdi bu tabloyu TÜİK'ten almış. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yani. Bakıyoruz ilk çeyrek sonuçlarında. Gayri safi yurt içi payının en yüksek aslan paylarına bakalım arkadaşlar. Sanayi, hizmetler ve de kamu harcamaları. Geri kalanların çok aman aman bir etkisi yok. Şu 3'ü zaten 46, 56, 60, %60'ı bir pay oluşturuyor. Sanayimiz 2019'un ilk çeyreğinde %4 küçülürken 2020'nin ilk çeyreğinde %6 büyümüş arkadaşlar. Bir de bu PMI endeksleri oluyor. PMI deniliyor. Bunun 50'nin yukarısında olması kapasite kullanım oranının yükseldiğini işaret. 50'nin altında olması da kapasite kullanım oranının düşüklüğünü işaret. Yani üretimin yavaşlaması anlamına gelir. Bu PMI endekslerini de takip edebilirsiniz. Hizmetlerde de aynı şekilde 2019'un ilk çeyreğinde %3.5 küçülmeden sonra 2020'nin ilk çeyreğinde %3.5'lük bir artışa e, sebep olmuş. Ve de bu şöyle bir şey arkadaşlar. Burada hani %1 pozitif olsaydı da ya da 0 olsa da %3.4 gayri, gayri sahibi yurt içi hastalık payı daha düşük olurdu. Çünkü geri çekimlerden sonraki büyümeler daha büyük bir etki yaratır. Bakıyoruz. Kamuda da aynı şekilde İlk ilk çeyrekte harcamalar düşmüş ama ikinci çeyrekte bu harcamalar çok daha fazla olacak bu şu kalemde. Baktığımız zaman şöyle bakıyorum. E, ee, gayrimenkul faaliyetleri. Bunlar bilindik şeyler zaten. İnşaat, sanayi. İnşaatta da zaten hiçbir şekilde olumlu bir pozitif hava yok. Orada da hala daralma söz konusu. 2 yıldır. Şöyle bakalım güzel kardeşlerim. Vergi ve sübvansiyonlar. Şimdi arkadaşlar vergi zaten biliyoruz. Devletin en büyük gelir kaynağının olduğunu. Sübvansiyon. Şimdi sübvansiyon ne demek? Bir şu arkadaşlar. Bir e, özel sektör işletmesine ya da e, kit dediğimiz kamu iktisadi teşebbüslerine belli bir mal üretirken, arz ederken bunların maliyetlerinin devlet tarafından karşılanması. Yani maliyetin devletin üzerine yıkılması. Mesela bu maliyetler neler olabilir? İşçi ücretleri olabilir. Ya da e, işçi ücretlerinin sigorta ödemelerinde bir indirim olabilir. Sonra efendime söyleyeyim. Siz bir arazi alırsınız arkadaşlar. Üzerine işte fabrika inşa edersiniz ve o arazinin kirası olur. E kiradan e, feragat edilebilir. Ya da araziyi satın alırken devlet tarafından alınan vergiler indirilebilir. E, elektrik, doğalgaz faturaları sanayi üretirken tabii ki de bir e, girdi maliyetleri oluyor. Malın maliyeti işte elektrik, e, gaz gider, fatura maliyetleri. Bunlar düşülebilir. Yani şu kısacası sübvansiyon dediğimiz şu özel sektörü desteklemek amacıyla belli bir oranda kar etmesini sağlamak için bir sermaye birikiminin yaratılması maksadıyla maliyetin devlet tarafından karşılanması. Ama tabii ki de hepsi değil. Yani büyük bir kısmı ya da ufak bir kısmı. Yani hepsi de olur ama çoğunlukta zaten o kadar yapmazlar. Hani yüzde oran olarak 40 ile 70 arasındaki bir şeyde devlet sübvanse eder. Çünkü neden sübvanse ediyoruz? Arkadaşlar biz ee, i̇hraca da dayalı e, büyüme modeliyle büyüyen bir ülkeyiz. Özel zamanı 1980'den sonra bizim büyümemizin e, nedeni şey değil. Hani iş tasarruflarımızın yeterli olması, tasarrufların e, yatırım harcamana dönüşmesi. Yani tasarruf neydi? S'ydi arkadaşlar. Özel sektör yatırım harcamaları neydi? Ö'yle gösterilirdi. Ö dediğimiz arkadaşlar özel sektör yatırım harcaması. S dediğimiz şey işte, tasarruflar arkadaşlar. Bu Ö eşittir S denkliğinde tasarrufların yatırımlara, hani kanalize olması ama Türkiye'de böyle bir şey olmaz. Çünkü her yapılan tasarruf hiçbir şekilde banka mevduatlarına dönmez. Yani yastık altında tutuluyor. Gelecekte harcanmak için altın alınıp e, köşeye de atılıyor. Bunlardan dolayı her tasarrufumuz bizim yatırıma dönmez. Şimdi bakıyoruz, e, okuyalım. Asıl etki ne demiş mavi hoca? %4,5'luk etkiyi sanayi, hizmet ve kamu yönetiminden geldiğini söylüyor. Okey. Sanayi üretiminin ilk çeyrekteki büyümesinin yüksek olduğu sanayi üretim endeksi. Endeks de işte bu PMI endeksi arkadaşlar. Sanayi PMI endeksi. Şimdi yerleşik hane halkının tüketimi. Hane halkı neydi arkadaşlar? Şimdi milli gelirde şöyle bir şey var güzel kardeşlerim. Milli gelirin ben size hemen şey yapalım. Y eşittir. I artı C artı G artı X eksi M. Şimdi oradaki C bu arkadaşlar. Hane halkının tüketimi C ile gösterilir. Devletin tüketici harcamaları G ile gösterilir. Büyük G ile. Sabit sermaye oluşumu. Şimdi bu nedir? Mesela burada özel sektör yatırım harcamaları yazması lazımdı ama gayri safi sabit sermaye oluşumu yazılmış. Bu gayri safi sabit sermaye oluşumu güzel kardeşim tamamen özel sektör yatırım harcamaları. Bazen böyle isim değişiklikleri olabiliyor tabii ki de. Mal, hizmet, ihracat. İhracatı büyük X ile gösteriyoruz. İthalatı da M ile gösteriyoruz. Şimdi baktığımız zaman 2020 ilk çeyreğinde arkadaşlar hane halkının tüketimleri artmış. Hele ki zaten o on, ayın 11 miydi yanlış hatırlamıyorsam 15 miydi virüs çıktıktan sonraki bir anda marketleri hücum oradan e, yüksek bir şekilde harcamanı tetiklemiş e, şeyin hane halkının. Devlet harcamaları da aynı şekilde bir önceki yıla göre neredeyse aynı olarak kalmış ve gayri safi yurt içi payı da %16. Sabit sermaye oluşumu özel sektör yatırım yatırımı arkadaşlar bunda bir düşüklük var. Yani geçen hele ki, geçen yılın ilk çeyreğinde bu dönem ilk çeyreğine göre daha büyük, derin bir düşüklük var. İhracatımıza bakalım. İhracatımızda şöyle bir şey. 2018'de neredeyse aynı yaklaşık ihracatımızda çok e, büyük bir düşüş olmamış. Yalnız ithalatımız doların e, döviz kurunun yükselmesiyle beraber tabii ki de beklenen bir etki olarak düşmüş. Neden? Çünkü siz arkadaşlar Sallıyorum size. Bir mal ve hizmet diyelim. 1000 dolar. Artı KDV. Yani KDV şu an karıştırmayalım. Kafanız karışmasın. Direkt basitçe anlatalım olayı. 1000 dolar. Dolar kuru 5 lirayken ne olur arkadaşlar? Bunun size maliyeti 5000 lira. E peki. E dolar kuru 7 lirayken ne? 7000 lira. Bakın hiçbir şekilde fiyatına bir değişiklik yok. Ama neden size yansıyan fiyatı değişir? Çünkü kurdaki yükselişten dolayı fiyatı size değişti. İşte kurlardaki yükseliş güzel kardeşlerim ithalatı kısaca etki yaratır. Bakalım gayri safi yurt içi hasılası 2019'un ilk çeyreğinde küçülmüşken arkadaşlar 2020'nin ilk çeyreğinde büyümüşler. Ama bu nasıl bir büyüklük? ona bakmak lazım. Asıl önemli olan nokta o. Şimdi harcama açısından baktığımızda en büyük payı sahip iki kalem yerleşik hane halkı tüketimi. Evet gayri safi yurt içi hasılandaki payı %56 ve devletin dünya tüketimi harcaması yüksek bir ona dikkat çekiyor. Buna karşılık iki önemli kalem gayri safi servis sermaye oluşumu yani yatırım harcamaları ve ihracat geçen yılın ilk çeyreğine göre küçülmüş bulunuyor. Tamam. Şimdi bunu nasıl okuyacağız arkadaşlar? Bunu şu demek oluyor. Ülkenin üretim olanakları eğrisinde arkadaşlar şöyle bir eğri var. Şöyle çiziyorum. de şöyle yuvarlak bir şey var. Şu eğrinin, şu eğrinin şöyle kapasitesinin genişleyip daha büyük bir eğri olarak olmaması anlamına geliyor. Çünkü niye? Eğer biz bu eğriyi genişletmek istiyorsak daha fazla üretim yapmamız gerekiyor. Ama bakıyoruz bizim hem özel sektördeki yani yatırımlarımız düşmüş hem de ihracatımız düşmüş. E bu da ne oluyor? Nasıl biz büyümüş oluyoruz demek ki? Biz e, kapasitemizi arttırarak büyümüş olmuyoruz. Biz harcamalar yolunda nominal büyümüş oluyoruz. Yani enflasyonla beraber e, suni bir büyüme, hormonlu bir büyüme e, gerçekleştirmiş oluyoruz. Bakalım. Demek ki Türkiye ilk çeyrekli yatırım ve ihracat açısından küçülürken tüketim harcamalarını arttırmak yoluyla büyümüştür. Bir başka ifadeyle ilk çeyrek büyümesi tümüyle tüketim bazlı olmuş, yatırım yapılmamış, ihracat geri düşmüştür. Yani burada rakamlarda zaten bunları bize belli ediyor. Kamuoyuna büyüme oranı tepkisi. Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme oranı açıklanmadan hemen önce Twitter üzerinden tabi e, Twitter'da da takip ediyorum. Mahfi Hoca edebilirsiniz. Yaşı 70 olmasına rağmen hala e, sanki ilk günkü gibi heyecanla, azimle sürekli makaleler yazıyor arkadaşlar. Twitter'da paylaşımlar yapıyor. Kendinizi geliştirebilirsiniz yani. O, o, o açıdan söylüyorum Mahfi Hoca'yı. Anket sorusu ilk çeyrek büyümesi artımı, eksimi yoksa sıfır mı gelecek şeklindeydi. Anket oy veren 15 bin kişinin yüzde 45'i, 46 daha doğrusu demiş ki eksi, yani küçülecek an, e, küçüleceğini düşünmüş. Yüzde 44'ü art, yani büyüyeceğini düşünmüş. Yüzde 10 da 0, yani 0 dediği 0, 2, 0, 3, yani neredeyse hiç büyümeyecek, aynı ya da küçülmeyecek, büyüme ya da küçülme olmadan hani 2019'un ilk çeyreğindeki gibi devam edeceğini e, öngörmüş. Anket bittikten yaklaşık 10 dakika sonra ise Türkiye İstatistik Kurumunun büyüme rakamları gelmiş arkadaşlar ve 4.5 olarak açıklanmış. Bu veriye ilişkin değerlendirmemi yukarıda sundum. Sanayi üretim endeksi başta olmak üzere çeşitli makroekonomik göstergeleri ve anketlere bakarak ilk çeyrek için yaptığım tahmin %5 dolayında bir büyüme tahminiydi. TÜİK açıklamadan önce anket sonuçları birlikte ben de bu tahmini açıkladım. Peki, kritik iki tane mesele varmış Mafi Hoca için. Hemen bakalım. Beni izleyenlerin çoğunluk olarak ekonomiyle bir şekilde ilgilenen kişiler olduğunu düşünürsek, oy verenlerin yarıdan fazlasının sıfır ya da eksi büyüme e, beklemesini nasıl açıklarız? 2- anketi görenlerin bir bölümü konuyla ilgili yorumları Twitter üzerine attıkları mesajları kamuya paylaştı. Anket öncesi yapılan yorumların çok büyük bir bölümü açıklanacak. veriye güven güvenilmeyeceğini şeklindeydi. Veri açıklandıktan sonra atılan tweet'lerde açıklanan oranı güvensizliğin daha da artmış olduğu görülüyor. O söyleyen arkadaşlarımız, e, küçücük olan diyen arkadaşlarımız sanırım e, şöyle bir şey öngördüler. Virüsün hani sanki Mart'ta değil de ocağın başından beri başlıyormuş gibi. Ee, olduğunu düşünerek böyle bir yorum yapmışlardır. O bir andık tabii ki de soruyu görür görmez hani hızlıca cevap verme e, telaşıyla. Çünkü arkadaşlar ilk iki ay e, devam ediyordu Türkiye'nin e, yatırımları, faaliyetleri. Ha diyeceksiniz ki Çin'den yayılmaya başladı. Evet, ama e, çok hızlı bir şekilde bir ayda bütün dünyayı saracak kadar hani böyle bir ekonomide e, karantinaya alınacak, duracak kadar hızlı bir şekilde bir küçülme olmadı. Önemli olan nokta o. işte şu rakamlar. Tam tersi 2020'nin ikinci çeyreğini göreceğiz arkadaşlar. İkinci çeyreği bundan daha kötü olacak. Çünkü niye? İkinci çeyreğindeki ayları sayalım size. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları arkadaşlar. Ocak, Şubat, Mart ilk çeyrektir. Nisan, Mayıs, Haziran iki çeyrektir. Nisan ve Mayıs'ta bütün dünya durdu zaten. İki ay. Şimdi Haziran'da tekrar ee, normalleşmeye geçiliyor. O da yavaş yavaş. Bir anda hani toplu günü o hani hurra aynı anda geçtik bir şey yok fark ediyorsanız mesela hala kafeler kapalıyken işte sadece berberler açıldı ve o, o da randevu sistem. Hızlıca herkes alınamıyor. Ya bu da ne oluyor? Aynı şekilde küçülmenin devam ettiğini, sadece küçülmenin boyutun hafiflediğini ee, buradan çıkarabiliriz. Şimdi ee, şöyle söyleyelim. İlk meselenin yanıtının Covid-19 pandemisinin ekonomi yaratı olumsuz etkin ne zaman başladığı konusuna ilişkin bir bağlantı kopukluğunda yattığını düşünüyorum. Niye? Çünkü Mart ayının ikinci yarısında başladığı halde Bizim sanırım e, yıl başına kadar geri gitmiş görünüyor. Aynı benim dediğim gibi Muafiye Hoca da diyor. Ayrıca geçen yıl ilk çeyreğinde %2.3'lük küçülme de göz ardı edildi sanırım. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Küçülmeden sonra büyüme daha kolay oluyor. Çünkü küçülme nedir arkadaşlarım? Kapasite kullanım oranının yetersizliği. Yani bir atıl kapasite olması. Yani tam hani biz e, random anda çalışmıyoruz. Verimli değil. Hani bizim e, girişimcilik, müteşebbislik, işte paramız, e, sermayemiz, bütün bu e, girişim olarak mal ve hizmeti üretirken sokacağımız maliyetlerin tam olarak e, çalışması bizim o kap eksik olan atıl olan kapasitemizin daha hızlı bir şekilde artmasına ve de büyüme oranımızın daha büyük e, hızlı bir şekilde yükselmesine neden olur. İşte bu geri çekilmelerden sonraki büyümeler daha kolay oluyor. İkinci meselenin yanıtı çok daha derin bir konu. Kamuoyu kamu kesiminin açıklığı ve inancını yet işte bu en kötüsü arkadaşlar. Ne olursa olsun şuna inanmıyorsanız artık olay ya çok büyük bir zarar görmüş demektir. Bunu uzun zamandır gözlemliyoruz. Enflasyon ve eşsizlik oranları parça olmak üzere açıklanan bütün veriye karşı güvensizlik var. Ya ben bilim bile güvensizliğim var arkadaşlar. Ben enflasyonun hayatta ve hayatta %10 olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Hiç duyduğunuzu bilmiyorum. Enflasyon sepeti diye bir şey var. Bu enflasyon sepetinde sürekli değiştirilir. Burada e, hükümetler belli bir dönemlerde enflasyonun yüksek çıkmaması için insanların çok fazla talep ettiği mallar değil de çok daha az talep ettiği mallara doğru şeyi sepeti yenilerler. E peki biz sepetimizde ben bir zamanlar şey görmüştüm ya pingpon topu falan görmüştüm. Siz düşünün. Onun pimpon topunu kim alıyor? Yani kaç yıllık bir alıyorsun ki sen onu kaç kişi oynuyor? Hani hiçbir şekilde insanların tüketim kalıplarındaki en önemli işte gıdasal madde olsun, işte benzin olsun, işte araba harcamaları, e, konut giderleri, yiyecek, yiyecek barınma giderleri, yani yakacak gideri, giyinme gideri bunlar çok fazla olmaz arkadaşlar. Bunlar olsa zaten enflasyon çok çok daha yüksek çıkar. O yüzden şimdi bakıyoruz. Mesela en basit anlayış siz de gidiyorsunuzdur. Yani, İlla ki görüyorsunuzdur e, çarşıda, pazarda. Ben bakıyorum domatesi yeri gelmiş 8-9 lira yazıyorlar. 10 lira yazıyorlar. Ya bu nasıl bir enflasyon %10? Normalde domatesin hakkı olsun en baba şu an 2,5-3 lira arkadaşlar. Sen bana 8 lira yazdığı zaman ben burada enflasyonu %250 olarak okuyorum. Hani benim bir hatam varsa siz söyleyin. Ama siz sürekli bir baskılarsanız bu sefer de artık sizin hiçbir şeyinizin güven kalmamış demektir. Bu en kötü zaten. Zaten kapitalizmde arkadaşlar en önemli olan en önemli olay şudur. Güven ve istikrar. Siz istikrar ve güveni bozduğunuz her harekette artık ekonomimizin iyi olmasının şeyi olamaz. Yani i̇yiye doğru gitmez. Çok zordur. Ancak makyajlarla iyiymiş gibi söylersiniz. Makyajdan kastım ne? Oradan sen domatesin fiyatını alırsın. Pimpon topunu koyarsın. Ne olmuş oluyor? En fazla talep edilen yiyecek maddemiz çıkıyor. Azıcık belki de çoğu insanımızın hiç talep etmediği bir ürün koyuyor. Ne yani enflasyon düşük. Hani ne kadar yerseniz bunda. Bu o kadar ileri gitmiş durumda ki verileri ele alıp analiz yaptığınızda size karşı da güven kaybı oluşuyor. Aynen biz şimdi ben bunları okuduğum zaman sadece buna bağımlıysam e siz de aynı şekilde bana diyebilirsiniz. Mesela ben burada enflasyon diyelim, işsizlik %13, enflasyon %10 çıkmış. Ama ne kadar inanırsınız? Ya biz bunu hani biz de burada okuduğumuz zaman, mafya hoca da ben de baktığımız zaman TÜİK'ten bakıyoruz. Hani devletin kurumu diye ona güveniyoruz ama hani ne kadar güvenilir hala güven olarak 100 üzerinden kaç puan verirsiniz? orada içinizde tartışmanız gereken bir konu. Türkiye'nin bu sıkıntıyı aşması lazım. Hangi sıkıntıya? Bu güven kaybının arkadaşlar. Kendi kamuoyumuzun haklı ya da haksız inanmadığı verileri yabancıların inanıp da burada yatırım yapmasını beklememesi saflık olur. Çok doğru. Eğer biz zaten kendimiz bile inanmadığımız e, bir kuruma yabancının inanıp da burada yatırım yapmasını ve döviz getirmesinin, dövizin e, fiyatının da düşmesinin, yani doların değer e, kaybetmesinin, TL'nin değer kazanmasının dolar karşısında bekleyemezsiniz. TÜİ'nin hükümetten tümüyle bağımsız bir yapıya kavuşturması yapısal reformların önemli bir parçadan biri olacak gibi duruyor. Keşke hükümetten e, koparılsa. Çünkü hükümet kendisinin e, iktidarını gölgelememek için, korumak için istediği şekilde o oranlarla oynayabilir. İkinci çekte ne olur demiş mafya hocam. Hemen ona bakalım. Sanayi Üretim Endeksi, perakende satış hacmi gibi fiziksel veriler ve TÜİK ve Merkez Bankası'nın yine her ay yayınladığı beklenti anketlerine göre ilk çeyrekten sonra işler terse dönmeye başlamış görünüyor. Bunlar arasında en çarpıcı veriler turizm verileri. Aynen öyle. Turizm, bu baktığımız turizm eder arkadaşlar. Yabancı turistin ülke gelme sayısı. Şimdi şöyle bakıyorsunuz. Atıyorum e, 2018-19-20'de. Ocak ayında arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Hem de artarak devam Katlanarak devam etmiş. Şubat'ta da aynı şekilde katlanarak devam etmiş. Ama Mart ve en acısı Nisan'da. Bakın arkadaşlar. 2 milyon küsürken hani bu bunlar da artıyor yani. Bu 1700'den sonra gelip eee buralara çakılması çok iyi değil. Yani Türkiye'nin şöyle bir şey var. E, dövizinin kazanmasının en önemli nedeni arkadaşlar? Şöyle söyleyelim. Bizim en önemli e, cari açığımızın, cari açıktan kastımız dedi en basit ve kabaca tabirimiz arkadaşlar. ihracatın ithalatını karşı, karşılama oranının negatif olması. Yani ithalatın ihracattan büyük olması. Biz buna cari açık Peki o cari açığı nasıl söndürebiliyorsunuz? Türkiye turizmle söndürüyordu. E peki bakın. Mart'ta 718 bin arkadaşlar. Şuradaki daralmaya bakın. Ve Nisan'da yok gibi bir şey. 2019'un Nisan ayında arkadaşlar 3 küsür milyonken biz bakın 3 milyonu atın 200 bini atın o 93 bin var yani o kadar bile yok 24 bin. Yani o gelir kaybını turizmdeki gelir kaybını siz görün burada. Tablo ülkeye gelen yabancı turist sayısında mart yani burada ne oluyor turist gelmediği zaman e, döviz getirmiyor kimse yani yabancı para getirmiyor yabancı paranın getirmemiz zaten doların da yükselmesine ve tür, işte ülkemizin böyle sürekli e, Japonlarla Katarlarla yani swap anlaşmaları yapmasına neden oluyor hani daha doğrusu yapmak istemesine çabalamasına neden oluyor peki swap nedir arkadaşlar en basit kaba tabir iki ülkenin e, paralarının bir belli bir süreliğine bu daha çok ortalama bir yol oluyor değiş tokuş edilmesi ve süre bittikten sonra belli bir faiz oranının ödenmesi. Swap bu. Para takası yani. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. İlk 2 ayda geçen yılın ilk 2 ayından daha fazla yabancı turist gelmişken Mart ayında sayı birden 3'te 2 oranında gerilemiş. Nisan ayında ise düşüş %95'i bulmuş. Aynen öyle görüyorsunuz yani. Şu ana kadar 52 veriler bize ikinci ekonominin çok ağır daralacağını söylüyor. Yani mesela bakın %4.5 büyürken bile biz harcamalar yönüyle büyüdük arkadaşlar. Hani üretim veya ihracat değil. O ihracat gördüğünüz ve özel götürme harcamanın daha da düşeceğini farz edin o rakamların. Ve de bu ilk çeyrekteki turist rakamı şunu görmeyin Nisan'ı. 1 milyar şey 1 milyon 787 bin, 1 milyon 703 bin, 718 bin. Hani iyi sayılabilecek düzeyde. epeki peki şimdi Nisan ve Mayıs'ı düşünün arkadaşlar. E buradan da bir gelir kaybını düşünün. Yani ...yüzde %10, %8, %7 Kesinlikle e, bir küçülme yaşanacağını gösteriyor. Küçülmenin daha yüksek olmasını önecek tek şey geçen yılın ikinci çeyreğinde yaşanan %1.6'nın küçülmenin yaratacağı olumlu baz etki. Yani küçülmeyi kurtaramaz. Sadece küçülmenin e, şiddetini azaltabilir. Bu geri çekildikten sonraki küçülme. Arkadaşlar e, Mavi hocanın makalesini güzelce bir şekilde yorumladık. Umarım e, etkiyi anlamışsınızdır nasıl büyüdüğümüzü. Kısaca nasıl büyümüştür arkadaşlar? Biz üretim arttırarak, ihracat yaparak büyümedik. Biz tamamen harcamalar yönünde enflasyonist bir hormonal büyüme yaptık. Yani toplam talebin artmasıyla olan bir büyüme gerçekleştirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim güzel kardeşlerim. Bazen böyle de videolar da yapmaya başlamak istiyorum. Ekonomiyle baktığınız zaman bu okumalar nasıl olur, ne anlayabilirsiniz diye. Teşekkür ederim tekrardan beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kardeşlerim.